25 Haziran haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burcunu 25 Haziran neler bekliyor diyorsanız, özellikle stresli bir dönemin yarattığı maddiyatla ilgili korkularınız çok fazla olduğu için tutum dediğimiz bir döneme girdi Koç burçları. Haziran ayı itibariyle, bitimi itibariyle tutum, kredi ödemeleri, borçlarla ilgili bir hesap yaptılar ve bunları toparlamaya çalışıyorlar. Evet, iyi bir karar ama Temmuz onlar için yükseliş ve devletle ilgili beklediği bir kağıdın sevincini alacak Koç burçları ve uzun süredir istediği bir iş kapının sevincini yaşayacak Koç burçları. O yüzden 25 Haziran onlar için gayet rahat. Evli çiftler için de aslında tatilleri yaptılar ama şu an ev değiştirmek ya da ev yenilemek dediğimiz bir süreç var Koç burçları için. Doğru zaman Temmuz ortası itibariyle de bu kararı vermiş olacaklar. Uzun süredir aileye kırgınlık vardı Koçlarda. Bunlar geri planda kaldı. Dost, çevre, arkadaş, birçok seyahat dediğimiz süreç yaşanacak Koç burçları için. Uzun süredir ilişkileri olmayan Koç burçlarımız için de evet, Temmuz ayı doğru bir ay. Yani 25 Haziran itibariyle siz doğru insana yelken açmaya başladınız. Temmuz'da da bu ilişkinin keyfini çıkartacaksınız. Ailevi sağlık problemleri vardı Koç burçları için. 25 Haziran'dan sonra bunların rahatlığı söz konusu olacak. Ve uzun süredir de arsa yatırımı yapmak isteyen Koç burçları var. Bunun sevinci olacak. O yüzden Koçlar para, yatırım, gelecek planlarını çok güzel bir şekilde verimliliği arttı. Sadece Koç burçlarının sağlık problemi bel fıtığı ya da boyun fıtığı olabilir. Dikkat diyoruz. 25 Haziran boğa burçlarında neler bekliyor diyorsanız, evet, boğalarda da işleriyle alakalı aksi giden dönemleri toparladılar. Daha verimlilik ve daha aydınlık bir sürece giriş yaptılar. Hatta yöneticileri ya da yönetimler ya da devlette çalışıyorlarsa yerini belirlediler. Farklı bir yöre kaymak istedi boğa burçları. Evet, yer değişimi, işleriyle alakalı güzel bir süreç var. Ama evlilikleriyle ilgili aksilikler vardı, bunları da toparladı. Ama uzun süredir bekar boğa burçları için de sanki Temmuz ortası onlar için doğru yenilik, doğru aşk, doğru huzur bulacağı nokta. Onlarda da bir araç değişikliği söz konusu boğa burçlarında ama ben diyorum ki Aralık ayını beklerseniz boğalar daha sağlıklı olacağı düşünüyorum. Uzun süredir mahkemesel miraslı sorunlarımız vardı boğa burçları. Bunlar geride kalıyor. Eylül-Ekim rahatlama dönemi ama boğaların en güzel dönemi evlilikleriyle ilgili çocuk istekleri olabilir ya da çocuk planlarına giriş yapabilirler. Sürpriz bir aileye çocuk sevinci yaşanacak. Miras kavgalarınız var ama yasal mahkemelerde devam ettiği için herkes yasal sonuçları bekliyor. Bir de devlete girmek isteyen boğa burçlarımız var. Bunu Ağustos sonuna kadar başarmış olacaksınız ve gerçekten istediğiniz kapının aydınlığını yaşayacaksınız. Panik ya. Sizde de gözle ilgili alerjik sorun olabilir. Dikkat diyorum ama bunlar geride kalacak güzel bir dönem. 25 Haziran ikizler burcunu neler bekliyor diyorsanız, ikizler daha çok aşk ve yenilikle alakalı çoğalmak istedikleri için aşk arayışına girdiler. Ben de diyorum ki sizin için iş daha önemli. Biraz daha sabırlı olun ve yükseliş ya da iş kurma niyetiniz var gözüküyor. Ve işe girmek isteyen ikizler burcu için de Temmuz'un ortasına kadar bu iş gerçekleşmiş olacak. O yüzden 25 Haziran sizin evrakları teslim etme, düzeltme, yenileme dediğimiz ama Temmuz 1 itibariyle de iş kapınızın hayırını yaşayacaksınız. Evli ikizler burcu için de aslında rutin gidiyor her şey ve boşanmak isteyen ikizler radikal bir kararla boşanma kararını verdiler ama sadece ve sadece ev konuları ile ilgili, ev bende mi kalsın, hanımda mı ya da erkekte mi kalsın, bu tarz tartışmalar var. Bunlardan medeni şekilde yolları ayıracaklar. Evli çiftlerimiz için de ev değiştirmek değil de evin eşyalarını yenilemek gibi fikirleri olabilir. Bir de uzun süredir ailevi sorunlar değil de aileyle çok vakit geçirmek isteyen ikizler için 25 Haziran'dan önce zaten ailenizle bol bol vakit geçirdiniz. Şimdi karı koca hayatı ya da sevgilinizle gideceğiniz seyahat size iyi gelecek ve hayırlı gelecek diyorum. Bir de iş kurmak isteyen ikizler burcu için aslında doğru zaman ama Ağustos sonunu beklerseniz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ağustos gerçekten ikizler için ortaklı ya da yapacağı iş için verimlilik dönemi. Sizde de mantar sorunu olabilir sağlık olarak. Ayak bölgenize dikkat ediyorsunuz. İhmal etmeyin lütfen. 25 Haziran Yengeç burcunun neler bekliyor diyorsanız, çok yoğun bir iş temposu ve eğitimle kariyerle ilgili yaptığınız yenilikler sizin için çok büyük bir başarı. Tekrar okumak isteyen yengeç burçları var. Hadi kolay gelsin yengeçler. Eğitime, kariyere önem verdiniz. Bol bol bir eğitim merakı sardı. Siz de bunu yapıyorsunuz. İşinizle alakalı bazı değişimler gerçekleşti ama sizin istediğiniz bir nokta var. Eylül'e kadar da bu gerçekleşmenizi sağlayacak.
Aşk konusunda uzun süredir devam eden ilişkinizle ilgili gerginlikler yaşıyordunuz. Artık netliğe kavuştu. Söz nişan dediğimiz süreç gelişi sağlanacak gözüküyor. Ama en iyi de uzun süredir aşk yaşamayanlar için de ben bu sene doğru aşka yelken açacak mıyım? Emine Hanım diyen yengeç burçları için de Ağustos ortasına kadar doğru aşk var. Panik yapmayın, doğru insanı bulacaksınız. Anne baba ziyaretleri değil de ailevi kardeş ya da yeğen ya da akrabalarla ilgili amca dayı ziyaretleriniz söz konusu olacak. Bunlar sizi geçmişe götürecek. Çünkü geçmiş özlemi başladı yengeç burçları için. Ve evli yengeçlerimiz için de şöyle söyleyeceğim. Ev değil de araç değişimi, araç yenilenmesi gibi bir fikir var, bunu gerçekleştirecek. Bir de karı koca ortaklı iş yapan yengeç burçları için de artık eşler devamlı tartıştıkları için iş ortaklığını ayırma niyeti var yengeçlerin. Ben diyorum ki iş ortaklığınız doğru devam etmeli. Devlete girmek isteyen yengeç burçlarımızın sınavları var. Allah kısmet ederse olumlu ve aydınlık olacak. O yüzden yengeçler için doğru bir süreç, doğru zaman, mantıklı karar verdiğiniz sürece her şeyin önüne aydınlığa kavuşturacaksınız. 25 Haziran Aslan Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız, onlarda gerçekten evlilik, söz, nişan, bu telaşın ve seyahat telaşını yapıp geldiniz, tatilinizi dinlediniz, zevkli bir tatil geçirdiniz, Erdemir, Balıkesir, artık nereye niyetiniz varsa gideceğiniz gözüküyor aslanlar. İş konusunu rölantiye aldınız çünkü tatil kafasına giriş yaptığınız için Temmuz ortasında daha yoğun çalışırım dediğiniz bir süreçtesiniz. Hem söz, hem nişan, hem yurt dışı ile ilgili hedeflediğiniz bir seyahatiniz var. Bu gerçekleşecek. Aslında ev sorununuz var. Anne ya da babaya döndüğünüz için bunun verdiği bir gerginlik var. Sabırlı olun. Bir sene içerisinde tekrar kendi evinizin düzeninizi kuracaksınız. Panik yapmanıza gerek yok. Uzun süredir ilişki yaşayamayan aslanlar için biraz daha sabırlı olursanız doğru zaman Ekim, Kasım gibi gerçekleşmiş olacak ve doğru insana yelken açacaksınız. Ve sağlık probleminiz yok, saç kesimi yaptırdınız, biraz boyattınız. Aslanlarda erkekler tıraşlarını oldu, yapılması sporlarını yaptılar. Onlar yaza fit bir şekilde hazırlar. Sadece dingin bir yazı geçirmek istiyor aslanlar. Dingin bir yaz oluşacak. Bir de aileyle birlikte Temmuz ortasında bir tatile gitme niyeti var aslan burçlarının. Doğru karar, devam edin diyorum. Evli aslan burçları için aslında yazı çok kaliteli ve güzel geçirecekler. Haziran Temmuz onlar için verimli ve aydınlık olacak. Ve uzun süredir yöneticileriyle sorun yaşayan yengeç aslan burçlarının lütfen panik yapmayın, yöneticileriniz sizi seviyor. 25 Haziran Başak burçları neler bekliyor diyorsanız, dini inançlarınızı oturttunuz. Kendinizi bu Ramazan ayının verdiği huzura eriştiniz. O yüzden bütün sadakanızı, her şeyinizi yaptınız. Sadece yerinizle alakalı yöneticileriniz ya da yerinizdeki yeri değiştirme gibi fikriniz var. Bence burada kalmalısınız. Doğru bir süreç. İlişki konusunda da daha ilişkiye hazır değilim diyen Başak burçları var. Çünkü sorumluluk konusunda biraz, çünkü herkesin sorumluluğunu almak Başakların görevi olduğu için biraz rölantide kaldı ilişki konusunda, ama evlilik isteyen Başak burçları için bu yıl sonu itibariyle söz nişan gerçekleşmiş olacak. Ama en güzel şey aileyle güzel vakit, keyifli vakit geçirecek Başaklar ve tüm aileyle alakalı çözülmesi gereken sorunları çözüp herkes birbirine güzel gülümseme dönemi yaşayacak Başakların. Başaklarda anne özlemi var ya da baba özlemi var. Bence yaşayan ailenizdeki büyüklerinizi ziyaret edin diyorum. Ve uzun süredir sağlık problemi yaşayan Başak burçları için Temmuz'un 4'ü 5'i iyileşme noktası olacak. Panik yapmayın diyorum. Bir de Başakların böyle bir Kıbrıs gibi ya da Yunanistan gibi gitmek istedikleri noktaları var. Bunu da ziyaret edeceksiniz. Gayet de güzel geçecek. Ne diyoruz? Başaklarda huzur, mutluluk var. Sadece parayla ilgili, gelecekle ilgili korkularınız var. Özellikle yatırım yapamadık diyen Başak burçları için 2019 bereketli ve hayırlı olacak diyorum. 25 Haziran terazi burçları neler bekliyor diyorsanız, teraziler biraz dengesiz, biraz karmaşık, biraz karışık bir dönem atlatıyorlar. Çünkü yorucu ve sıkıntı dönemi atlattılar. İşleriyle ilgili değişmesini istediği bir nokta var. Bunun değişikliğini olmadı, o yüzden gerginler. Yeni iş başvuruları var, onlardan haber gelmedi. O yüzden terazileri böyle dengesi yıprattı. Panik yapmayın diyorum. Sizin de Eylül'e kadar beklediğiniz iş olumlu ve aydınlık olacak. Ve evliliğiyle problem yaşayan terazi burçlarında rölantiye alma, düzeltme ve iyileşme süreci
ve uzun süredir boşanmak isteyen insanlar artık dilekçelerini hazırladılar, anlaşmalı boşanma yoluna girdiler. Evlilikleriyle ilgili sorunları çözdüler ama bekar terazi burçlar için daha çok seçici oldukları için, ilişkiler konusunda çok kararsız oldukları için şu an dinlenme, kararsız günübirlik ilişkileri tercih ediyorlar. Bence doğru aşklar doğru değerlendirirseniz huzuru bulacaksınız. Terazilerde de diz kırılması, kemik ağrısı, kemiklerle ilgili sorunlar olabilir, ufak tefek kazalar olabilir, dikkat edin diyorum. Ama aslında onlar rölantiye yazı karar verip yönünü belirleme, 2019'un verimliliğiyle ilgili planlar ve kariyerle ilgili yapmak istedikleri eğitim var, yapalım yapmaya. Bence yapmalısınız, doğru bir zamandasınız. Çünkü terazi burçlarının aslında geçmişi kapatıp yeni bir döngüye girdiler. Bu döngü onlar için sağlıklı ve hayırlı. Ufak tefek kazalar olabilir dedik terazi burçlar için. Dikkat edilmesi gerekiyor. Bir de yatak odası değiştirmek isteyen terazi burçlar için bence zamanı geldi, değiştirin. 25 Haziran akrep burçlarını neler bekliyor diyorsanız, evet, stresli, gergin, ilişkisiyle ilgili yaşadığı karışıklıkları çözmek istiyor ve kendine sakin bir düzen kurmak istiyor ve bu düzenle birlikte sadece ailesiyle vakit geçirmek istiyor. Doğru karar verdi akrep burçları. Çünkü gerçekten yorucu bir ilişkiydi. Onların gerçekten dingin bir kafaya ihtiyacı var. İşleriyle ilgili uzun süredir hedeflediği şeyler var ama beklentiye ve yönetim ya da işleriyle ilgili beklenti durdu. Çünkü Eylül-Ekim onlar için daha sağlıklı olacak. Onlar da maaşlarıyla ilgili eksik yatan paralar var. Bunun gerginliği var. Ve kendilerine iş kurmak isteyen akrepler yoğun bir tempoda ortaklı iş yapacaklar. Bu hayırlı olacak. İlişkileri evli olan akrep burçları aslında mutlular. Sadece evin ya da aynı aile binasında oturan akrepler var. Uzağa taşınmak istiyorlar. Bunu yapabilir akrepler diyorum. Ve ev almak isteyen akrep burçları var. Ev almak istiyorsanız doğru zaman, doğru bir sürece giriş yaptı. 25 Haziran'dan sonra istediğiniz ev kapısı hayırlı ve aydınlık. Sizde de en önemli şey omuz ağrıları olabilir. Omuzla alakalı dikkat etmeniz gereken süreç var. Göz uzağa görmeyle ilgili bir sorun yaşadı akrepler. Ve uzun süredir de geçmişte görüşemediğimiz dostlarımızla kaliteli bir vakit geçirmek istiyor akrep burçları. Evet, onlar için verimlilik güzel. Sadece para harcamak istemiyorlar. Çünkü çok borca girdiler. Bunu ödemeye çalışıyorlar. Akreplerde de para finansını düzeltme dönemi. 25 Haziran yay burçlarında neler bekliyor diyorsanız, onlar da aşk rüzgarı, yenilik, yenilenme dediğimiz bir sürece girdi. Mutlular ama uzun süredir aşk yaşayamayan yay burçlarında da güzel kıpırdanmalar başladı. Renkli bir döneme giriş yaptı. Onlarda da aslında işle ilgili değil de işleriyle ilgili memnuniyet var. Yeni bir anlaşma bekliyorlar, istediği bir firma ya da gitmek istediği bir teklif var. Bu teklifi Haziran sonu ya da Temmuz'un ortasına kadar yaparsanız seçileceksiniz diyorum. Sınava girecek yay burçlarımız var. Verimlilik ya da devletle ilgili beklediğiniz güzel bir süreç var. Bunun hayırlılığını alacaksınız. Yaylar aslında uzun bir tatil yapmak istiyorlar, dinlenmek istiyorlar. Evet, uzun bir tatil sizi bekliyor ama çözmeniz gereken problemleri halledin. Ondan sonra keyifli bir 20 gün tatiliniz var. Bu güzel geçecek diyorum. Anne ile ilgili sağlık problemi olabilir, ufak bir operasyon geçirebilir yay burçları. Üzülmeyin, sonu aydınlık ve ferah olacak. Sizde de evdeki eşyalar ya da komple her şeyi değiştirip yeni bir oluşum yapmak istiyorsunuz. Bence 2019'u bekleyin çünkü çok para harcıyorsunuz ve parasızım diye ağlıyorsunuz. Buna gerek yok, güzel bir süreç var diyorum. Yay burçları inanılmaz akıllı ve radikal insanlar ve de çok saygılı ve çok efendi insanlar ama özgürlükleri biri tarafından kısıtlandığı zaman acayip sinir oluyorlar. O yüzden yayların üstüne fazla gitmeyin diyorum. Yay burçları bu ara çocuklarıyla ilgili biraz takıntıları var. Hiç endişe etmeyin, çocuklarınız gayet akıllı ve başarılı, ne istediklerini bilen noktadalar. Yay burçları bence güzel bir döneme, güzel bir yaz dönemine geçiş yaptılar. Panik yapmayın diyorum. 25 Haziran Oğlak burçları için yurt dışı ile ilgili gitmek istedikleri nokta ve büyük işlere imza attılar ve bunun tadını çıkartmak istiyorlar. Evet, doğru bir süreçtesiniz. Yurt dışı planlarınız gerçekleşecek ve hayırlı olacak diyorum. Ve uzun süredir ilişkinizle ilgili devam eden bir rutinlik, ciddiyet dediğimiz ve evlilik dediğimiz bir süreç aldı. Hatta söz nişan yapılmış olabilir ve aileler bütünleşmiş ve tanışmış olabilir. Aslında yay oğlak burçları ciddi anlamda yeni bir eve geçme, yeni taşınma, eşiniz ya da ilişkinizle ilgili aynı düzeni paylaşma dediğimiz bir süreç var. Oğlaklar doğru bir dönemdeler ama uzun süredir ilişki yaşamayan oğlaklar da bir arayışa girdi. Geçmişi özlem başladık. Geçmişi bırakın, yeni bir ilişki sizin kapınızda hayırlı ve aydınlık olacak.
Bir de oğlak burçları için araç değil de motor almak isteyen oğlak burçları var. Hayırlı bir dönem yapabilirsiniz bu yatırımı diyorum. Ama oğlaklarda da uzun süredir aileye kırgınlık bitti. Herkesi affetti. Kendi radikalliği yönüne girdi. Doğru bir karardasınız. Çünkü geçmişi komple iyileştirdiniz. Sizin için ufkunuz ve gerçekten sizi kendinizi bulduğunuz dönemdesiniz. Size de böbrek ağrısı ya da kalp ritimle ilgili dikkat etmeniz gereken süreç var. Ama ciddi bir rahatsızlık yok. Panik yapmayın diyorum. Uzun süredir de çözmek istediğiniz ortaklı bir malınız var. Bunu da bu Eylül'e kadar çözmek istiyor. 25 Haziran'dan sonra bu kararı verecek oğlak burçları. O yüzden panik yapmayın. Huzurlu ve güzel bir süreç. 5 Haziran kova burçlarına neler bekliyor diyorsanız özel konularda da bir sınav haftası, sınav koşturması var. Belki üniversiteye girecek insanlarımız var. Başarı ve güzel süreçler yaşayacaklar. Panik yapmanıza gerek yok sınava girecek kova burçları için. Ve onların da aslında maddiyatla ilgili yaşadığı bazı karışıklıklar var. Aileviden doğan ve bazı geçmişte kalan borçları ödeme kararına girdi. Kovalar biliyorsunuz dahi burçlar, zeki burçlar. O yüzden her iş onların elinden gelir. Çok yeteneklidir. Kadın erkeğe ayırt etmiyorum. Kovalarda şans kapıları hızlı bir şekilde değişecek. Hatta yurt dışıyla ilgili bazı eğitim düşüncesi olan kova burçları için de doğru bir süreç, doğru bir zaman diyorum. Kova burçlarının aslında ilişkiler konusunda çok şanssız olduğunu söylerler ama ben kovaların gerçekten bu yıl doğru insanı, doğru erkeğini ya da doğru kadını bulma dönemine girecek kova burçları. Onlarda da güzel bir evlilik, güzel bir düzene oturtma süreci söz konusu olacak. Kovaların belki annede kaynaklanan biraz kırgınlıklar olabilir anneyle ilgili. Bunları da iyileştirmeli, bunları da toparlama dönemi olacak. Sağlık problemi de bunların aslında en büyük sorunu hani mide krampı, gaz sıkışması böyle sorunlar olabilir. Kova burçlarının dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama hedeflediği bir inşaat var, yapmak istediği bir ev var. Allah kısmet ederse bir aile apartmanı gibi bir niyeti var. Bunu yapacak ya yazlık ya aile apartmanı. 25 Haziran balık burçları neler bekliyor diyorsanız vallahi 25 Haziran'a kadar balık burçları aile ziyaretini yaptılar. Hatta şu bayramda da karısıyla ya da ilişkisiyle ilgili gideceği tatil seyahati var. Balık burçları biraz dingin ve karar verme dönemine girdiler. İşleriyle alakalı da büyük beklediği yeni bir anlaşma, yeni bir iş. Hatta devletle ilgili beklediği yeni bir evrak onun için hayırlı ve aydınlık olacak. Hatta şöyle bir durum var balık burçlarına yeni işe girmek isteyen ve uzun süredir iş arayan balık burçlar için devlet ya da iş kapısı hayırlı olacak ve güzel bir şeye imza atacak diyorum balık burçları. Balık burçlarında da kardeş ya da kardeşin net görme ya da onun kararıyla alakalı noktada artık benim kardeşim yok deriz ya bazen. Böyle bir süreç aslında gerek yok. Bu tarz triplere gerek yok. Çünkü enerjinizi düzeltin. Aile doğrudur, aile canlıdır. Ve dostlarınızla birlikte gideceğiniz seyahatler var, sevgilinizle gideceğiniz seyahatler var. Hatta Temmuz'un 3'ü 7'si arasında söz nişan gibi bir karar verdiniz. Bunu yapacaksınız. Sizde de bir alınganlık demiyorum ama artık bir denize gireceğim, ruhumu iyileştireceğim diyen balık burçları var. Doğru bir süreç. Evet, sınava girecek balık burçlarımız da var. Allah kısmet ederse başarıyla sağlayacak, güzel istediği bir bölüm sağlanacak diyorum. Sağlık olarak ruhsal yorgunluk, aile özlemi ya da kardeş özlemi ya da ilişki özlemi duyacak balık burçlarımız var. Psikolojiniz düzeldi, ne istediğinizi biliyorsunuz. Hayatınızda ne gerçekleşiyorsa Allah nasip edecek diyorum. Panik yapmanıza gerek yok. Evet, 25 Haziran haftalık burç yorumumuzu yaptık. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yükseleni burcunuz ve ay burcunuzu takip ederek de burcunuzu dinleyebilirsiniz. Hala küfürler, hala hakaretler devam ediyor. Herkese saygı duymak zorundayım. Demek ki sevmeyen insanlara da herkes beni sevecek diye bir şey yok. Hepinize iyi 25 Haziran haftası.